Herkese merhabalar arkadaşlar. Doruk Akademi'nin hazırlamış olduğu iki boyutlu profesyonel Katya'ya ilk adım derslerine hoş geldiniz. Bugün 31. çizimimizle beraberiz. Çizimimize şöyle baktığımızda arkadaşlar birazcık karmaşık bir çizim. Çok fazla çizmemiz gereken yer var. İlk başta hemen Start Mechanical Design Part Design kısmından yeni bir part açarak başlıyoruz. Herhangi bir plane seçip Sketch butonuna tıklıyoruz ve çizimimize geçiyoruz. Çizimimizde e, dikkat etmemiz gereken yerler e, nereler diye bakıyoruz arkadaşlar. E, şöyle şurada bir tane construction line'ımız var. Şurada da olmak üzere. E, bunlardan başka Hatta şuradan şuraya Çizebiliriz ki şu 22 milimetreyi verebilelim diye arkadaşlar. E, bundan başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. E, merkezinin belli olduğu şurası var arkadaşlar. İki tane yarı çapı 14 ve yarı çapı 24 olan dairelerimiz var. Zaten e, tamamı e, 42 yarı çapı. Bunları çizdikten sonra, yani şöyle, ilk başta bir çizim planlamamız gerekiyor. Şimdi e, ilk çizimi şuradan başlayarak yaparsak sanırım çok daha iyi olur bizim için. Ya e, aşağı tarafla şöyle birleştiririz. İlk başta yani şurayı çizip Ondan sonra yani şuradan tekrar göstereyim. Şöyle aşağı bir e, 22, 12 daha 20, 34 milimetre mm aşağıdan şuradan çizime başlarız. Zaten çizimimiz şöyle geliyor. Şurayı çizeriz. E, ondan sonra şöyle şurayı da çizdikten sonra burayı böyle kapatırız. Burayı kapattıktan sonra arkadaşlar e, şurasının merkezi belli. Ee, şurayı kapatırız. Burayı kapattıktan sonra da en son olarak da şu merkezden e, yola çıkarak Şöyle şu daireleri çizip, şurayı tanjantlayıp Şu mesafeyi şöyle çıkıntılı bir şekilde 45 derece olacak şekilde çizebiliriz Çizimimizi böyle yapacağız. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar çizime Center Circle'ımı şöyle bir alıp yarıçapı 42 mm olan bir daireyi çiziyorum Bilgisayarımın sesini kapatıyorum Yarı çapımızın 42 olduğunu şuraya belirle, belirle, belirleyelim. Ee, şuradan arkadaşlar şuraya kadar yaklaşık 34 milimetre mm olduğunu görüyoruz. Daha aşağısını çizmeyeceğim çünkü e, constructional line'da. Aşağı doğru bir 34 milimetrelik bir constructional line çizelim. Şöyle merkezimizden 34 mm aşağıya bir tane construction line'ımızı konduralım. Sonra bunu birazcık şöyle dışarı alalım. Ee, bundan sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şimdi buradan şuraya 8 mm gidiyor arkadaşlar. Buradan buraya 8 mm bir götürelim bu arkadaşımızı. Eee Şöyle düz bir line çizeceğim. Buradan başlamak istedim bu sefer. Ee, uzunluğum 8 mm olacak şekilde şöyle bir line ekledim. Bunu şöyle aşağı alıyorum. Ondan sonra sağda 20 mm gidecekmişim. Hemen bu line'ımdan sağa 20 mm'i mm de ekliyorum. Yatay bir şekilde konumlandırıyorum. Bundan sonra arkadaşlar şöyle e, yukarı bir şuradan şöyle göreceğiniz üzere şöyle bir dik çıkıyor. Bu da 48 milimetreymiş. Hemen bunu da çiziyorum. Şöyle 48 milimetre olacak şekilde konumlandırıyorum. Bunu şöyle şuraya çekiyorum. 48 milimetre mm konumlandırdıktan sonra şöyle şu tarafa çekeyim bunu da. Ee, ilk i̇lk ne yapmam gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şurayı birleştirebilirim. Şurayı da birleştirebilirim. Fakat ee, şöyle yapacağım. E, şurayı çizmem gerekiyor. Bura muhtemelen şurayla aynı hizada. Yani benim şu an şuradaki hizamla aynı. Şuradaki hizamdan çekeceğim ben bunu. Peki ilk başta bunları çekerek başlayayım arkadaşlar. Şurada yakaladığında bu hem dikey hem yatay olarak yakalandığı zaman tıkımı koyuyorum ve sola doğru 4 milimetremi mm enterlıyorum. Yatay olarak konumlandırıyorum. Şöyle yukarı kaldırayım. Tekrar line komutunu alıp aynı şekilde merkezden merkezden sağa doğru da 8 milimetre konumlandıracağım. 8 milimetremi mm de konumlandırdım. Şurayı çizmiş oldum bu sayede. Şimdi ilk başta ben alt tarafı çizmek istiyorum. Şimdi alt tarafı çizmek için e, bana gereken şey şu arkadaşlar. Şurayı da çizmem gerekiyor benim. E, şuradan bakın 4 mm içeride. Şuranın kesiştiği bir yer var. Yani 12 mm içeri sola da 4 mm olacak şekilde bir construction yani nokta çizip e, bunu tamamlayabilirim gerçekte. Hemen oraya bir tane nokta konumlandırayım. Şuraya bir yereydi sanırım. Constraint diyelim. Ee, bu ikisi arası mesafe 4 milimetreymiş. Ee, aşağıdaki yerden uzaklığı da 12 milimetreymiş. Hemen şurayı da 12 milimetre yapalım, enter'layalım. Merkezimiz buradan geçiyor arkadaşlar. Şimdi buradan Bir daire çizeceğim ee, yarı çapımın şuradan arkadaşlar merkezi bura olan dairenin yarı çapının 16 olduğunu görüyorum fakat e, şuradan başlayayım şurada bir yerde yani esasında tam olabilir bu şey biz tam yapalım arkadaşlar hemen şuradan bir e, ark komutunu alalım merkezimiz belli. Ee, yarı çapımız 16 arkadaşlar. Enter'lıyoruz. Yatay bir şekilde konumlanacağı zaman şöyle esasında şöyle yapalım ya. Arktan çizmeyelim. Normal. Center Circle'dan çizelim. Hiç uğraşmayalım şeylerle. Ee, yarı çapımız 16'ymış. Şöyle 16 diyorum yarı çapını. Ondan sonra arkadaşlar line komutunu alıp şuradan şöyle bir dikme çekerek birleştiriyorum. Bu arada dikmemi birleştiremedim. Gördüğünüz üzere şuradan çekmişim. Buradan çekmiş olmam lazım da Hemen burayı derekle siliyorum. Tekrar line komutunu alıyorum. Merkez noktamdan kesecek şekilde konumlandırıyorum. Nasıl anladım e, merkez noktam olmadığını? Beyaza döndü arkadaşlar. Beyaz olmuştu. Şimdi yeşil oldu dikkat ediyorsanız. Şimdi bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuraları bir trimleyeyim ben. Şöyle daha neyse sadece orayı trimleyeyim. Burayı da trimlersem tamamı gidecek çünkü. Trimlemek istemiyorum şu an. Burayı yaptıktan sonra şu yukarı tarafla burayı birleştireceğim şimdi. Şöyle herhangi bir line çiziyorum aşağı kadar. Hiç önemli değil ne kadar oldu arkadaşlar. Sonra bir tane center circle alıp ee, yarı çapı bakın 16 olan bir dairenin tanjantlığıyla birleşiyor bu yarıçapı 16 diye ikisinde yarıçap 16 zaten yarıçapı şuradan çizdiğimiz 16 ile tanjantlıkta birleşiyor. Hemen şuraya bir yere yarıçapı 16 olan bir daire çiziyorum. Şöyle yukarı kaldırıyorum bu daireyi arkadaşlar. Bu daireyle bu daireyi şuradan tanjantlık veriyorum. Ondan sonra arkadaşlar bu daireyle bu kenara da tanjantlık veriyorum ve okeyliyorum. Şu çizimi bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi trim kısmına geçip şu dışarıda kalan şu alanları trimliyorum. Birazcık geri geliyorum görebilim diye. Şurayı da trimlersem şu kısmı bitirmiş oluyorum. Şimdi bu kısmı bitirdikten sonra arkadaşlar hemen bir yanında kalan soldaki kısmı da bitirmek istiyorum. Peki bu kısmı bitirirken neye dikkat etmem gerekiyor? Şimdi bakıyorum. Şu merkezden şöyle bir dikme var. Yarı çapı 8 olan bir dairemin e, tanjantı var. E, yarı çapı 20 olan bir dairem var. Yani bir e, var. Merkezim de şurada esasında belli mi diye bakıyorum merkezim. Şimdi yarı çapım 20 ise bu aşağı kadar şurası 20. Burası 20 ise arkadaşlar şurası 12 ise şu merkezden yukarı 8 mm yukarıda şu merkezde olması gerekiyor. Yani buranın tamamı 20 arkadaşlar. Şurası 12. Doğal olarak şuranın da 8 olması gerekiyor. Şimdi hemen o merkez hiz hizasında bir nokta durmam, konumlandırmam lazım. Şu merkez hizasında herhangi bir yere konumlandırıyorum. Constraint deyip bu noktayla burası 20 mm olduğunu söylüyorum 20 mm deyip enterlıyorum ondan sonra arkadaşlar şöyle bir daire alıp ya da daire almadan yapabiliyor muyum daire ile çizeceğim merkez noktama konumlandırıp şurayı kestiği yerde bir daire çiziyorum bu dairemi çizdikten sonra arkadaşlar yukarı şöyle bir bakıyorum Şuraya yine bir tane yarı çapının e, yarı çapı bu arada arkadaşlar sanırım oranın e, şöyle delete demeyelim tabii ki yarı çapı sanırım arkadaşlar e, 8 değil. Şurada bir ayrım var görüyorsunuz ki şöyle yazılmış. E, ben onu 8 olarak gördüm demin. 8 değil. 8 olsa çok büyük olur çünkü oraya. Yani biraz fazla büyük olur. Hemen e, şuradan yarı çapı 3 olan bir Daire daha çiziyorum. Şuraya herhangi bir yere mavi tutmayacak şekilde konumlandıramadım. Şuraya konumlandırayım. Sonra böyle çekeyim arkadaşlar. Bu iki daireye Constraint Define'dan tangentlik veriyorum. Ondan sonra arkadaşlar yine şu sağ tarafta yaptığımız gibi bir herhangi bir line çekeceğiz şöyle aşağı doğru. Şöyle bir line çekelim. Bu line da yine bu dairemizi Constraint Define'dan tangentlik verelim ve okeyleyelim. Bundan sonra arkadaşlar yapmamız gereken e, tek bir şey var. Trimlemek. Dışarıda kalan alanları şöyle güzelce ne? Trimleyemedik. Şöyle hemen CTRL Z ile geri alalım. Şurayı trimlemek istiyordum. Bu bunu kesmiyor mu acaba diye bakıyorum şu an. Şurayı ha. Şimdi trimledi. Şuraları da şöyle güzelce ne buraya Buradan gelmiyor sanırım. Evet. Burada silelim. Şurayı da silelim. Çizimimin iç tarafını tamamlamış oluyorum şu an. Yani şurayı kapatacağım şöyle. Ee, bunu kapamadan önce şöyle bir bakıyorum. Bir şey atlamış mıyım? Bir eksiğimiz bir gediğimiz var mı diye. Ee, bir şey atlamamışım. Şuralar beyaz oldu. Önemli değil arkadaşlar. Hiçbir şey yok oranın beyaz olmasını. Yani istersem şunu yapıp Beyazlığı yok edebilirim. Ha, 14 milimetreymiş, kalsın orada 14 milimetre. Madem hepsini yeşil yapıyoruz, kalsın arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra şöyle bir bakıyorum arkadaşlar, çizimle nereden gitmeliyim diye. Şurada yarı çapı 14 olan bir dairem var. Şöyle geliyor arkadaşlar şuraya kadar e, çekmem lazım, ondan önce ben şurayı e, çizsem sanırım e, daha mantıklı olacak, şöyle bir bakıyorum orayı nasıl çizebilirim diye buranın çiziminde şu yarı çaptan gelmem lazım, yani yarı çapı şuradan 14 mm olan bir e, daireyi tanımlamam lazım hemen arkadaşlar şöyle ark diyorum, şu merkeze konumu konumlandırıyorum Yarı çapını 14 olarak giriyorum ve enterlıyorum. Ondan sonra arkadaşlar biraz zoom yapıp şurada yakaladığı yerde Burayı yakalamıyor mu acaba? Burayı da yakalaması lazım ama Şurada yakaladığı yerde arkadaşlar yakaladığı yerden itibaren Şöyle Nereye kadar ortalama olarak şuraya kadar bir yarıçap e, Yarı çap çiziyorum bu yere çapı çizdikten sonra şuranın devamını çizebilirim arkadaşlar. Şurası 5 milimetreymiş. Hemen line komutunu alıp şu tarafa doğru 5 mm olarak çiziyorum. Konumlandırıyorum arkadaşlar. Bundan sonra şöyle bir strateji uygulayacağım. Ee, şu yarı çapı derecesini verebilmek için şöyle mavilerden arındırıldığım. Mesela şurada hiçbir yerde tutunmuyor. Bakalım mavi. Yani mavi değil pardon beyaz. Ben bunu istediğim açıya şöyle konumlandırabilirim. Şuraya bir yere koyayım. E, constraint diyelim. Burasıyla horizontal çizgisi arasındaki açının şöyle 45 milimetre olduğunu söyleyelim. Bundan sonra geriye sadece çizim yapmak kalıyor. Şuradan arkadaşlar line komutunu alayım. Şöyle üzerinde olacak şekilde ve burayı kesecek şekilde line komutunu konumlandırayım. Birazcık geri gelelim. Sonra tekrar line komutuyla şöyle aşağı doğru bodoslama bir şey çizeceğim. Şuraya kadar çizsem şuraya kadar çizelim. Şöyle maviden yoksun bir yerde bırakalım. Bundan sonra arkadaşlar sadece yapmam gereken yarıçapı 14 olan dairemi buraya çizip e, şu kenar ve şu kenardan tanjantlamak. Hemen arkadaşlar Daire komutunu alıyorum. Mavilerden arındırıldığım bir yerde yarıçapı 14 olan bir dairemi çiziyorum. Bu dairemi çizdikten sonra şöyle getiriyorum arkadaşlar. Hemen ee, birazcık daha zoomlayayım. Hemen şu noktamın esasında neyse şu noktanın bu dairemle tanjantlık olacağını söylüyorum, enterlıyorum. Fakat gördüğünüz üzere tanjantlık verilmesine rağmen bir yerde kesmiyor. Kesmesi için de şu noktanın arkadaşlar şu noktayı kesmesini isteyeceğim. Coincidence diyeceğim ve OK diyeceğim. Ondan sonra birazcık geri gelip bu dairemle bu line'ımı da tanjantlık vereceğim. OK diyeceğim ve geri kalan kısımları da trimleyeceğim. Çok içine girdi malzemenin şu an. Ee, birazcık zor olabilir trimleme kısmı bizim için. Şuralardan Şöyle hiçbir şey bırakmadan trimlemeye çalışacağım. Sanırım tam anlamıyla trimlemiş bulundum. A kısmının alt tarafını e, yaptık arkadaşlar. Şu an şuradayız. Buradan da şurayı kapatıp e, üst tarafı tamamladığımızda üst tarafı şöyle tamamladığımızda sanırım e, çizimimizi tamamlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar e, tekrar çizimimize bakıyoruz. E, merkezimizin bura olduğu yarıçapı 14 olan dairemizden sonra merkezi yine bura olan yarıçapı 24 olan dairemizin şuradan yakalayıp geldiğini görüyoruz şuraya kadar falan. İlk başta onu çizelim biz hemen. Şöyle arc komutunu alalım. Yine merkez noktamızı konumlandıralım. Yarıçapımıza 24 değerini verelim ve enter'layalım. Şuradan arkadaşlar yakaladığı yerden şöyle şuraya kadar hatta göz kararı koyuyorum zaten bunları biliyorsunuz. Şuraya kadar konumlandırıyorum. Yarı çapımın 24 olduğunu belirtmeme gerek yokmuş. E, hatta arkadaşlar şu şuranın 14 olduğunu belirtmeme gerek yok e, esasında. Ben onu fazladan yaptığım için hemen bir morluk oluştu. Şimdi yarı çapı 24 olan yeri e, çizimini tamamladık. Bundan sonra e, şuradan arkadaşlar yarı çapı 8 mm olan bir e, daire çizeceğim. Daire ile şurayı tanjantlayacağım ve 24 ile gelen yarıçapı 24 ile gelen e, daireyi tanjantlayacağım arkadaşlar ve çizimi tamamlayacağım. E, şöyle bir tane daire alalım. Şöyle mavilerden tutmayacak şekilde yarıçapı 8 olan bir daire tanımlayayım buraya. Bu daireyi arkadaşlar şöyle tutup burayla constraint define'dan tanjantlık verelim. Tekrar bu daireyle bu daireme arkıma tanjantlık vereyim ve hepsinin yeşil olduğunu göreyim arkadaşlar sonra quick trim kısmından şurayı e, şurayı ve şurayı trimlediğimde sanırım a harfimi güzel bir şekilde ortaya çıkarmış oluyorum e, birazcık zor bir çizim birazcık kafanız karışabilir hani e, noktaların nereden geçtiğini diklerin nereden geçtiğini bilmeniz gerekiyor hani iyicene. ne Esasında bunu ekranda iki taraflı görüntüleme ile yapmamızın nedeni, size anlatmamızın nedeni bu bir taraftan hemen hızlıca bakmanız. Çünkü eğer bunu ben tam ekran yaparsam bu çizim kısmını ikide bir buraya açmam gerekecek. Hani hemen bakıp bakıp buradan çizmeniz sizin için daha yararınıza olur arkadaşlar. Umarım çizebilmişsinizdir. Umarım yararlı bir çizim olmuştur. Sizin için gerçekten zor bir çizim. Ha düşünmeyin ki buradan A, B, C, D, e, Z'ye kadar gideceğiz. Böyle bir şey yok. E... Bu çizimimizden sonra 32. çizimimizde sizlerle tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.